Efendim Yeşil Ekonomi'de birlikteyiz. Konuğumuz Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç. Onunla Yeşil Ekonomi programı yapmak büyük keyif. Çünkü yeşil binada oturan tek belediye başkanı, en azından benim bildiğim tek belediye başkanı. Doğru mu başkanım? Hoş geldiniz bu arada. Doğru şimdilik. Yeşil binada oturmak nasıl bir duygu? Yani istediklerinizi yapabildiniz mi orada? Bir kamu binasının yeşil olması ne anlam ifade ediyor sizin için? Şimdi giderek eksiklerimiz tamamlanıyor. Gittikçe de tabii daha bir mutlu oluyoruz, daha bir keyfine varıyoruz. Akşam şimdi önünde heykeller yapıyoruz şu anda. Onlar da tam böylesi, o bizim konsepte uygun. Şöyle bir baktım da, vallahi o da olsun artık. Gururlandım biraz tekrar. Çünkü bir hikayesi var. Hele yeşil olmasında ayrı bir hikayesi var ve devamlılığında. Bu arada bir sürü sorun yaşadık, o sorunları da anlatacağım. Devamını getiriyoruz. Finale yaklaştık şu anda. Bitirdiğimizde, her şey bittiğinde gerçekten bizim sevgili Metin Hocam'ın da söylediği gibi uluslararası ödül alacak bir bina. Çünkü böyle bir yerel yönetim binası yok her bir anlamda. Teknoloji maksimumda kullanılmış ve bahçesindeki ekosistem bile çevreye bir gürültü etkileşimi var mı? Onun bile şeyi var. Hemen yanında uluslararası standartlar var çünkü. Uluslararası standartlar var. Sizinle ilk konuştuğumuzda elektrik binanın kullanım elektrik enerjisinin %10'u 15'i gibi bir sağlama söz konusu olacaktı dönüşümü. Şimdi %25'e çıktı o. Çok iyi. Onun sebebi de ne biliyor musun? Teknoloji çok hızlı değişiyor. Gün ışığını bile dönüştürüyor. Dönüştürebiliyor. Artı yeter ki güneşi görsün. Artı bir şey daha var. Otomasyon sistemi çok gelişiyor gün geçtikçe. Şimdi dışarıdaki gün ışığı arttıkça içerideki elektrik tüketimi otomatik olarak düşüyor. Yani o belli bir şey koymuş. Yani kriter koymuş. Bir insanın ihtiyacı olan ışığı orada ölçüyor ve ona göre elektriği kısıyor. Mesela İstanbul'la ilgili size bir sürü bazı sosyal medya gruplarında Şükrü Genç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun diye böyle şeyler var. Yani bunlar insanların durup dururken ortaya çıkardığı şeyler değil. Benim mesela hep hayalimde İstanbul'da 5 tane uluslararası herkesin ajandasını önceden kaydettiği festival var mesela. Hayalim bu. Müthiş bir şey. Yani yapılabilir mi? Evet yapılabilir. İstanbul markası, dünya markası. Yani biz neredesin diye sorduklar. Yani neredensin diye sorduklarında Türkiye diyoruz. Adam böyle tereddüt, İstanbul deyince daha iyi kavrayabiliyor. Öyle bir marka. Mesela bu tür şeyler sizin kulağınıza da geliyordur da. Ne dersiniz böyle bir şey? Yani düşünmez misiniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili? Size bir teklif gelse ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili projeler hazırlamak istemez misiniz? Şimdi bu çok böyle bir uç bir soru tabii yani. Bunun değerlendirilmesini burada oturup tartışacak halimiz yok. Tabii. Ancak ama bu sosyal medyada bu şeyler size zaman, de geliyordur yani. Tabii geliyor. Biz zaman zaman zaten konuştuğumuz çözümler İstanbul'a denk gelen projeler de var. Yani bir mühendis olmamın getirdiği sorumluluklar var öncelikle bir kere. Bir de İstanbul'un bir bölgesinin yöneten bir belediye başkanı olmasından anlamında da olayın bütünüyle ilgili de sorumluluklarımız var tabii ki. Mesela geçen hafta bir program vardı yine canlı yayın, bir canlı radyo yayınında. Spiker arkadaş şeyi verdi, İstanbul trafiğini verirken. Şimdi dedim ki acaba dünyanın başka yerinde de var mı şu andaki trafiği anlatan bir yayın organı veya bu radyo konu konuşuluyor mu acaba? Evet. İşte Şehitler Köprüsü'nde şöyle işte ülkenin veya şehrin muhtelif yerlerindeki trafik yoğunluğunu veren. Şimdi artık çocuklar da zorlanıyorlar şu anda, trafik her yerde yoğun. Bunun temel sebebi İstanbul'daki ulaşım politikası. Yani şimdi bu ulaşım politikası, biz bir üçüncü köprü yeri tespit edilirken, yapılmaya çalışılırken, anons edilirken bunun yanlışlığını anlattık.
Bu direkt İstanbul'u ilgilendiren bir şeydi ve kimlerle? Bu işin uzmanları, akademisyenlerle. Şimdi aynı şekilde İstanbul trafiğinin çözümü oturup masa başında kararlar alınarak yapılacak bir şey değil. Yaşamın örgütlenmesi, planlanması lazım. Yani tabi en baştan başlıyor. Mümkün mü? Şimdi böyle bir İstanbul trafiğinin hiç düşündünüz mü? İstanbul şöyle bir şeyler yapılsa tabii, İstanbul. Tabii ki. Yani dediğim gibi önce şu bir kere sorunuzu hemen sorduğunuzda almak istediğiniz cevabı söyleyeyim. Ha. Ya böyle bir şey denk gelirse tabii ki ben bir yurttaş olarak mühendisliğimizin, insanlığımızın verdiği sorumlulukla böyle bir görevin gelmesi halinde tabii ki olmak isterim. Yani tabii ki yapmak isterim ve sonuna kadar da. Yani bir herhalde benim için çok büyük bir fedakarlık olur. Ne için? Ülke için, vatan için. Hani vatan ve İstanbul trafiğini de çözerim diyor musun? Tabii ki. Yani İstanbul trafiğinin çözümlenmesinin çeşitli yolları var. Sadece trafik değil, başka alanlarda da aynı şekilde. Bir kere verileri bir toplamak lazım. Başkanım, zaman zaman konuşalım. Çünkü bu büyükşehir, İstanbul büyükşehirle ilgili giderek siyaset ısınacaktır. Adaylık olmaması değil, İstanbul Büyükşehir ile ilgili sizin düşüncelerinizi almak isteriz. Çok teşekkür ederim ben. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok ben teşekkür ederim öncelikle. Dediğim gibi özlemişim. Teşekkür ederim. Bir zamanla konuşalım. Yani İstanbul'a destek vermek sadece belediye başkanlığı yapmakla olmaz. Biz her türlü, her bir alanda, her bir münferit projelerde de olsun, farklı zamanlarda da olsun, bu şehre daha doğru yaşama, dünyanın neresinde olursa olsun hizmet vermek anlamında hani çok klasik bir laf vardı, boynumuzun borcu. Yani biz bir mühendis sorumluluğuyla birikimlerimizle bugüne kadar öğrendiklerimizi alana yansıtmayı çok isteriz. Tabii ki İstanbul bir dünya kenti ve İstanbul'da kim yönetici olursa veya olacaksa şunu hiç unutmamalı, İstanbul'u ancak dünya ile birlikte yönetebilirsiniz. Çok güzel. Yani dünya kenti ise dünyalıları buraya çağırıp, hadi gelin bakalım beraber. İstanbul dünya kenti beraber yönetelim demek lazım. Yani şu anda klasik bir söylem var ya, bütün dünyanın gözü Türkiye'de, bütün dünyanın gözü Türkiye'de olanların beklentilerin içinde başka şeyler de var. Temel şey de ne? Onlarda giderek kaybolmakta olan sistemin getirdiği o sevgi yoksunluğu, dayanışma yoksunluğu, insanların birbirleriyle daha ilişki içinde olma temel özelliğini de almak istiyor. Ve bu İstanbul'da böyle bir merkez yapılabilir işte. İstanbul böyle bir merkez olabilir. Olabilir. Yani sadece işi için değil. Müthiş bir hayal. Evet, İnşallah gerçekleştirir. Gerçekleşir. Çok teşekkür ederim. Efendim, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ti konuğumuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.